yerdir. Bakanlar Kurulu'na bazı taşıtların öte ve matraların alt üst sınırlarını belirlemez. Bu alt üst sınırlar belirleme yetkisi genellikle nerede kullanılıyor? İşte seçimlere yakın zamanda alta çekilir, seçimler çıktıktan sonra da üste çekilir derken biçe doldurulmaya gayret edilir. 16 veya daha büyük yaştaki araçların 1600 metreküp geçmemek üzere trafikten çekilmesi halinde aynı cins araç almak üzere 10.000 lira ÖTV, alışta ÖTV indirimi sağlanmıştır. Yeni taş alımını sağlamak için. Pek sigorta 5510 sayılı kanun bu anlatım kapsamına girmese de sizleri ilgilendirebileceği düşüncesiyle ay içerisinde 30 günden az çalıştırılan sigortaların bildirilmesinde işveren beyanı esas kabul ediliyor. İşveren derse ki ben şu kadar bir çalıştırdım, onun beyanı esas kabul ediliyor. İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına devam ediliyor. Kurma vergisi kanununda 703 kanununa bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurma vergisi muafiyeti kaldırıldı. Tasfiye öncesi ve tasfiye dönemine vergi tadilatı ceza kesme işte kesecek kişiler falan demin söylediğim gibi kurma vergisi kanunundan bu kanuna alındı sorumluluklar 28 Mart'tan geçirmek üzere. Bu Akbüyü Nükleer Santralı ile ilgili bazı şeyler var. O da pek Akbüyü Nükleer Santralı'na mal verenler olursa bunların ilgili de bir takım işlemler uygulanıyor. Şimdi 7104'e geçiyoruz. Vergi çok şey böyle, insanın uykusunu getiren bir şey. Ama ben size şunu söyleyeyim, belki anlatmışımdır, daha önce de bir daha anlatayım. Trafik polisine, polisini veriyorlar bir ücra bir beldeye. Amiri diyor ki, al oğlum diyor şu koçanı. Bak diyor, akşam diyor, bunu geri buraya gelirken diyor, bunu bitirmiş olarak geleceksin. Sakın bitirmeden gelme diyor. O da diyor, tamam efendim, tamam müdür neyse. Adam gidiyor, gelene ceza, gidene ceza, gelene ceza, akşam karanlık var. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı, gidecek gidemiyor. Çünkü dedi ki müdürü ya da amiri, oğlum bunu bitirmeden gelme dedi. Bir bakıyor karşıdan pır 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 bir şey geliyor. Ah diyor lan yakaladım ben bunu diyor. Bir geliyor bakıyor imam efendi. Selamun aleyküm, aleyküm selam falan. Ya diyor imam efendi diyor, hayırdır nereye gidiyorsun bu karanlıkta böyle diyor. Lambalarını yanmıyor, bilmem ne yapıyor, az yanıyor bisikletine diyor, Allah korusun diyor. Birisi gelir diyor, çarpar diyor, kaza yaparsın, bir şeyler olur falan deyince. İmam diyor ki, vallahi memur bey diyor, önümde Allah, arkamda Peygamber Efendi. Hiç bana bir şey olmaz deyince adam yazmaya başladı. Lan ne yapıyorsun falan deyince. Lan diyor, bir bisikletin üç kişi biner mi? Şimdi, onun için bu tip değişikliklerle, böyle vergiler arttırmaya gayret ediyor derdim. Ne yapalım devlet bizim devletimiz. Efendim 7104 çok meşhur bir kanun olacaktı. Belki hakikaten bir devrim olacaktı. Niye? Burada kurma vergisi mükelleflerine %50 oranla iştirak ettikleri şirketlerle ilgili tek mükellefiyet grup kademe mükellefiyeti getirecekti. Getirilmedi. En önemlisi indirim KDV'nin hasılat KDV'den fazla olması halinde aradaki fark iade ya da mahsup edilecekti. O da getirilemedi. Getirilemedi. İleriki bir tarihe kaldı. İleride ne olur? Kalmamış. Şimdi bu kanunda arsa karşılığı önemli bir nokta. İnşaat sektöründe, mutlaka inşaat sektöründe olan firmalarımız vardır. İnşaat sektöründe yıllardır vergi dairesi, mükellef arasında ve de raporu yazan ya da hazırlayanlar arasında sürekli yazışmalar, çizişmeler olduydu, olmadıydı, kapı olmadı, pencere olmadı falan uğraşılıp duruyordu, arsa olmadı falan. Şimdi arsa konusuna bir açıklık getirildi burada. Dedim ki, arsa karşılığı genellikle kat karşılığı denir ama bana göre de doğrusu bu. Yani kat karşılığı değil, arsa karşılığı. Yani sizler de ifadelerinizi kullanırken mümkünse bu tip şeylerde konuşmalarda meslek mensuplarımızın arsa karşılığı, kat karşılığı değil, arsa karşılığı inşaatlarda teslim konusuna açıklık getirildi.
Ne zaman? 6 Nisan 2018 tarihinden sonra yapılan kesimlerle ilgili. 5 Nisan'da yapılan buna tabi değil ama 6 Nisan itibaren tabi. Burada iki ayrı teslim söz konusu. Birincisi, arsanın müteahhide teslimi. İkincisi de müteahhidin arsa sahibine teslimi. Anlaştıkları şey üzerine, sözleşmeye göre. Arsa sahibine, arsa sahibinin müteahhide tesliminde şayet arsa bir iktisadi işletmenin ise, iktisadi işletmenin aktifinde kayıtlı ise belge düzenler, katma devleti düzenler, arsayı teslim edecek. Diğeri kayıtlı değilse, şahsın özel bir şahsınsa, mükellef olmayanmışsınsa böyle bir zorunluluk yok. Özellik arz eden, çok detaylı ama detaya girmeyeceğim, özellik arz eden en önemli hususlardan bir tanesi de müteahhit maliyetlendirme yaparken arsa sahibine teslim etmiş olduğu ya da edeceği yerlerin, iş yeri ya da konutun maliyetlendirmesini yaparken o kısma düşen arsayı maliyete yüklemeyecek. Bununla ilgili detaylı müracaat noktası Anır Yememe Pol. Şimdi fazla ve yersiz ödenen verginin iade edilme şartları düzenlenmiş. Fazla ve yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için alıcı ve satıcı tarafından yapılmış olan beyanların düzeltilmesi, fazla hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu düzenlemesi yapılmıştır. Bu maddeye yapılan eklemeyle işte ihale yerlerinde, müzayede mahallelerinde yapılan satışlarda mükellef bu satışları yapanlar olarak, o müzayede mahallindeki satışı yapan yer olarak belirlenmiştir. Şimdi gümrüksüz satış yapılan mağazalara, gümrüksüz satış mağazalarına satılmak üzere yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir 1 Haziran 2018. Şimdi bundan sonraki bazı kısımlarda 2019'u göreceksiniz. Yani yürürlük tarihi 2019. Niye? O şeylere, yürürlük maddelerine de dikkat etmek lazım. 2019'da da bazı bayağı bir önemli değişiklikler getiriliyor. Özel tüketim vergisi kanunu ekli bilmem ne sayılı, onları geçiyoruz. Bu mağazalara yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna olduğu gibi bu mağazalarla ilgili depolara yapılan teslimler de aynı şekilde istisna kapsamına alınmıştır 1 Haziran 2018'den itibaren. Şimdi katma değer vergisinde tam istisna var, kısmi istisna var diyorsunuz. Tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler farklı, kısmi istisnadakiler farklı. Niye? Tam istisnadakiler iade edilebiliyor. Özel tanım itibariyle bazı diğerindeki bazı istisnalar hariç. Kısmi istisnadakiler, küçük istisna kısmı olanın, onlar ise iade edilmiyor. Kısmi istisna kapsamına girenler maliyet ya da gider olarak değerlendiriliyor. Burada 3 düzenleme yapılmış. Bir, bağışlanmak üzere yapılan bazı testler, yani bu anlattıklarım tam istisna kapsamında. Bağışlanmak üzere yapılan bazı testlere yapılan teslimler KDV'den istisna edilmiştir. Okul, bu testler neler? Okul, sağlık, yüz yatak kapasitesinden az olmak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi falan gibi ama mülki idare amirlerinin izin ve denetine tabi olan ibadethaneler. Burada oraya fazla girmek istemiyorum, yani ne kadar denetleniyor bilmiyorum ama bunlar da buralara yapılacak olan teslimlerde katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinden istisna. Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu, şimdi biliyorsunuz yaklaşık 3 milyonlu artışlar oldu. Gelenlerden üreme yoluyla 3,5 ya da 4 oldu, bilmiyorum ne kadar olduysa. Bunlarla ilgili yabancı uyruklu olan hala, yani TC tebaasına geçmemiş olanlar
gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri. Bunlar da münhasıran sağlık kurmaya kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi falan gibi rehabilitasyon hizmetleri de katma değer vericisinden istisna tutuldu. Bu da biraz çok toplumda karikatürize edildi biliyorsunuz. Adam bir yalvarıyor ki hasta ne olur diye beni diyor şey yapın yani Suriyeli uyruğunu alın geriye diyor. Yani niye diyor ben buradan bedava mal olayım falan gibi böyle şeylerle yaşanmış. Yeni makine tesisat alımları tam işte kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleriyle ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerindeki Ar-Ge yatırımları yeni makine tesisat teslimlerinde katma değer vergisi istisnası kapsamında tam işte alımlar. Kısmi istisna daha 25 dakika olmuş. Daha çok para alacağım başka. Kendimi de öldürmeyeceğim sana. Son 10 dakika. Yok yok, ben biliyorum. Evet, evet. 10 şimdi, dakika toparlarsanız çok mutlu olacağız. Mutlu etmemeye garip edeceğim sizi. Kısmi istisna kapsamına giren malları, mal ve hizmetlerin teslimlerinde dedik ki bunlar maliyet ya da gider unsur olarak değerlendirilecektir. Aşağıdaki belirtilen işleme teslimler kısmi istisna kapsamına alınmış. İşte adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi. Sizleri ilgilendiriyor. Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün olmayacak tırpıntı teslimleri. Günlük antrepoları geçici